Her programda olduğu gibi Marvelous içerisinde de sahnedeki avatarı aydınlatmak için bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulur. Buna göre Marvelous içerisinde sahnede iki ışık türü mevcuttur. Ve bu iki ışık da directional türündedir. Sahnedeki ışıkları görebilmek için display ve buradan show light controller komutunu vermemiz gerekir. Artık gördüğünüz gibi sahnedeki ışıklarımızı görebiliyoruz. Bir tanesi mankenimizin bacaklarının arasında ve sahneden uzaklaşırsak bir tanesi de yukarıda. Ve bu iki ışık türü de Property Editor'da görmüş olduğunuz gibi Light Type'dan Directional olduğunu anlıyoruz. Sahnedeki herhangi bir ışık türüne tıkladığımızda Property Editor alanında ışığımızın ayarları açılıyor. Ya da şuna tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu durumda Property Editor'de bu ışığımızı ilgilendiren ayarlar açılıyor. Bu ayarlara göre ışığımızın Ambient, Diffuse ve Specular gibi özelliklerini kontrol edebiliriz. Burada dilerseniz hemen size yabancı gelebilecek terimleri açıklayalım. Ambient, burada ambient ile kastedilen sahnedeki avatarın üzerine düşecek ışık rengidir. Burada üzerine düşecek ibaresine dikkat etmemiz gerekir. Yani kendisi tamamen bu renge sahip olmayacak. Sadece sahnede üzerine bu ışık düşecek. Diffuse ile kastedilen ışığın direkt kendi rengi ve yoğunluğudur. Specular ile kastedilen ışığın yansıma durumudur. Buna göre buradaki renk kutularına tıklayıp ışık rengini, yansıma ve ambiyans ile ilgili değişikliklerini yapabiliriz. Örneğin Ambient Color'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ambient Color'ı artırınca üzerindeki ışık daha çok sertleşiyor. Düşürünce bu değer de düşüyor. Cancel yapıyorum. Tabi buna bir renk de verebilirsiniz. Örneğin bunun üzerine bir ışıktan bu manken üzerine bir kırmızı bir ambiyans ışığı düşsün. Farkındaysanız mankenin rengini değil ışığın ambiyans rengini değiştiriyoruz. Hatta ışığın rengini de değiştirmiyoruz şu an. Işığın sahneye düşürdüğü rengin tonunu değiştiriyoruz. Evet, şöyle hafif kırmızı bir ambiyans rengi olsun. Diffuse Color'da bu ışığımın kendi direkt rengi görmüş olduğunuz gibi burada ışığımın rengi değişti ve avatarım kızardı. Yine beyaz ve siyah arasında bir hassasiyeti var ışığımızın. Beyazı getirince patlama, siyah gelince karanlık bir ortam oluşuyor. Şöyle bir şey olsun, okey. Specular ile de yansıma şiddetini artırabiliriz. Bakın, değeri siyaha getirince şiddet düştü. Beyazı getirince yansıma şiddeti arttı. Bunda tabii vücut böyle bir parlaklığa sahip olamayacağı için kuru bir vücut ise dolayısıyla şurada bırakıp okey diyorum. Aslında burada her üç ayar içinde mantık olarak koyu renkler ışık şiddetini azaltırken aydınlık renkler ışık şiddetini artırır diyebiliriz. Yine ışığımıza tıkladığımızda üzerinde bir manipulator, daha doğrusu gizmo oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları sağa sola taşıyarak ışığımızı ne yapabiliyoruz? Yeniden konumlandırabiliyoruz. Ya da yukarıdaki ışığımızı da aynı şey geçerli. Tıkladım. Bakın rotate ediyorum. Işığımı döndürünce sahnedeki nesnenin de görmüş olduğunuz gibi bu ışıktan etkilendiğini anlayabiliyoruz. Örneğin şu an gölgesi şuraya düşüyor. Işığımı çeviriyorum. Gölgesi biraz daha kendi üzerine doğru arkaya doğru gitti. Okey. Bunu da inceledikten sonra burada son olarak şunu söyleyebilirim. Şayet sahnede bir ışık var ise mutlaka orada bir gölge de oluşacaktır. Sahnedeki nesnelerimizin gölgesini görebilmek için ne yapıyoruz? Display altından Show 3D Shadow seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Sağ tuş yaparak da boş alanda, üçte alanda Show 3D Shadow komutunu verebiliriz. Artık ışıklarımızı gizleyebiliriz. Bunun için Display, Show Light Controller seçeneğini kaldırıyorum. Ve böylece Marvelous içerisindeki ışık sistemi hakkında da bilgi edinmiş olduk.